Merhaba. Bugün konveyörlerde paslamaz bant ile plastik bakla ve hasır bantlar arasındaki fayda odaklı farkları anlatacağız. Başta şişeleme, dolum, ağır iş sanayi, cam işleme ve orman endüstrisinde kullanılan paslanmaz bant 1938 yılına itibaren Amerika'da üretilmeye başlamıştır. 70'lerin sonunda ise teknik plastiklerin gelişimiyle paslanmaz bakla bantlar yerlerini plastik bakla ve hasır bantlara bırakmışlardır. Makinecilerin ürün bilgi eksikliği ve şartnameyi hazırlayan kişilerin işletme körlüğü nedeniyle ülkemizde paslanmaz bakla bant tüm sorunların çözümü gibi algılanmaktadır. Halbuki plastik bakla ve hasır bantlar teknik ve ticari olarak eski teknolojiye ait olan paslanmaz bantlardan üstündür. Şayet ağır olan sağlam olsaydı binek arabalar hala 2000 kilo ağırlığında olacaktı. Bugün 950 kilo olan ve daha güvenli araçlar kullanmamızın sebebi sizce de teknik plastikler ve kalıplama teknolojisinin gelişimi değil midir? Paslanmaz bantlar ağır ve sürtünmeye dayanıklı olmadığı için çabuk aşınır. Bir müddet sonra baklası jilet gibi incelir. Plastik bantlar ise hafif ve sürtünmeye dayanıklı olduğundan kolayca aşınmaz ve kendi kızağını yemez. Çünkü aşınma tek taraflı bir ilişki değildir. Paslanmaz bantlar çeşitli kimyasallara ve çözeltilere dayanımı sınırlıdır. Eninde sonunda paslanır. Plastik bantlar ise çeşitli kimyasal ve çözeltilere karşı hidrokarbon yapısı sayesinde dayanıklıdır. Paslanmaz zincir çalışırken kopmaz. Bu da tehlike anında iletimin devam etmesi, tahrik grubunun olası zarar görmesine sebep olur ve zincirin kalıcı bir şekilde uzamasına neden olur. Plastik bakla ve hasır bantlı ise doğası gereği belli bir emniyet kasasına bağlı olarak kopar. Sistem en az hasarla durur. Bu sistemin sigortasıdır. Sanıldığının aksine paslanmaz bakla bantın çekme mukavemeti plastik bakla ve hasır banta göre düşüktür. Paslanmaz ürün sulanmış çelik malzemeler gibi kararlı değildir. Dolayısıyla çabuk aşınır. Plastik bakla ve hasır bantlar kararlı bir malzemedir. Çabuk aşınmaz. Paslanmaz bantlar metal olmasından dolayı çok ağırdır. Plastik bantlar ise hafiftir. Paslanmaz bant metal ağırlığından kaynaklı olarak hareket ederken yüksek enerji harcar. Plastik ürün ise çok hafif ve kaygandır. Küçük kuvvetlerde sürekli tahrik sağlanır. Dolayısıyla tasarruf odaklı ve bakımcı dostu bir ürün öbeğidir. Bir başka ürün ve tanıtım incelemesinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.